Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Tosuner. Bu YouTube kanalımda daha çok benim elektrik otomasyon ve PLC üzerine hazırlamış olduğum videoları izlemeye alışkınsınız ama burada meslek lisesi öğrencilerime yönelik bir adet örnek devre çözmek istedim. Ohm kanunun karışık elektrik devresinde kullanılması örnek 1. Devrede her bir dirençten geçen akımı ve dirençler üzerinde düşen gerilimleri bulunuz. Bu devre tek seri ya da tek paralel devre elemanlarından oluşmadığı için karışık devre diyoruz ve karışık devrede böyle bir örnek çözüyoruz. Burada R1 direncimin içerisinden geçen akıma I1 akımı ve R1 direncimin üzerinde düşen gerilime U1 gerilimi diyorum. R2 direncimin içerisinden geçen akıma I2 akımı ve üzerinde düşen gerilime U2 gerilimi diyorum. Ve R3 direncimin içerisinden geçen akıma I3 ve bu R3 direnci üzerinde düşen gerilime de U3 diyorum. Devrenin toplam direncini bulmamız lazım. Niye? Çünkü direnç belli, gerilim belli, akım bulmam lazım. Ama akım bulabilmem için de benim toplam dirence ihtiyacım var. Ve toplam direnci bulurken de belirgin en basit, en küçük seri veya paralel devre parçaları üzerinde hesaplamaya başlayalım. Yani anlayabildiğiniz serilik, en küçük anlayabildiğiniz paralellik üzerinden devam edeceğiz. Dikkat edecek olursanız R2 ve R3 dirençleri orada birbirine paralel. Ve bu iki direncin paralelliğini hesaplayalım. Hesaplamadan önce paralel devreyi tekrar hatırlayacak olursak, dirençlerin karşılıklı uçlarının bağlanmasıyla oluşan devreye paralel bağlantı denir. Dikkat edecek olursanız R1, R2, R3 ne kadar direncim varsa hepsinin iki ayağı, iki bacağı, iki bağlantı noktası aynı yerde. Yani aynı bacaklar aynı şekilde bağlı. Paralel bağlantıda toplam direnç azalır. Ne demek istiyorum? Örneğin burada 5, 10, 15 ohmluk dirençlerim olsun. En küçük değerim nedir? 5 ohm. Devrede bulacağınız toplam direnç 5 ohmun altında olmak zorunda. Eğer siz en küçük direnç olan 5 ohmun üstünde bir değer buluyorsanız bilin ki bir yerde matematik hatası yaptınız. Dirençler üzerinde gerilimler eşittir. Ne demek istiyorum? Bu iki bacak arasındaki elemanların gerilim aynıdır. Yani R1'in, R2'nin, R3'ün her ne kadar direnç varsa hepsinin üzerindeki gerilimler aynı ve tek bir gerilimdir. Dirençler üzerinden geçen akımlar farklıdır. Evet, gerilim aynı fakat her bir direnç kendi direnç değeri kadar üzerinden bir akım geçirir. Toplam direnci veren formülü 1 bölü R toplam eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı 1 bölü R ne kadar direnciniz varsa. Burada kesirli bir işlem var. Pay payda. Ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Paydaları eşitledikten sonra payları topluyoruz. Ortak paydayı yazıyoruz ve 1 bölü RT olduğu için birazdan daha net göreceksiniz. Kesiri ters çeviriyoruz. Burada iki direnç için R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 gibi bir formül var. Bu size belki daha kolay gelebilir ama size tavsiyem bunu kullanmayın. Neden? İki dirençle tamam ama 3, 4, 5, 6 direnç olduğunda formülü kullanmayı alışkanlık haline getirdiğinizde ana formülü unutursunuz. Ana formülü unuttuğunuzda da 2, 3, 4 ve daha fazla dirençlerin hesaplamasında sıkıntı yaşarsınız. Burada demin de dediğimiz gibi R2, R3 dirençleri birbirine paralel. 1 bölü R toplam 1 yazabilirsiniz. Ben burada 1 bölü R2 paralel 3 dedim. Niye? Çünkü 2 ile 3'ün paralel olduğunu gösteriyor. Daha anlaşılır bir indis. O nedenle ben bunu kullandım. 1 bölü R2 artı 1 bölü R3, 1 bölü 8 artı 1 bölü 8. Allah'tan paydalar eşit. Payları topluyoruz. 2 bölü 8. Demin söylediğim gibi kesiri ters çeviriyoruz. Niye? Çünkü 1 bölü R 2, 3 olduğu için her iki taraftakini de ters çevirdiğinizde R2, 3 bölü 1 bir sayının 1'e bölümü kendisiydi. Yani R2, 3 bu sefer ters çevirdik 8 bölü 2, 4 ohm. O zaman ben buradaki R2, R3'ün paralelliğine 8 ohmun yerine bir adet 4 ohmu paralel olarak eşdeğer direnç yazabilirim. Ne oldu? Şimdi devremde bir adet 6 ve bir adet 4 ohmum oldu. Bu iki direnç birbirine nasıl gözüküyor? Seri bağlantı gözüküyor. Seri devreyi tekrar bir daha hatırlayalım. Elemanların içerisinden aynı akım geçecek şekilde dirençler birbiri ardına eklenirse bu devreye seri devre denir. Ne demek istiyorum? Bir direncin çıkışı öbür direncin girişine çıkış giriş çıkış giriş bağlanmış. Seri bağlantıda toplam direnç büyür. Şöyle söyleyelim. Burada demin söylediğimiz gibi 5, 10, 15'lik dirençlerim olsun. En büyük direncim kaç? 15 ohm.
Bulacağınız toplam direnç 15'in üstünde olmak zorunda. En büyük dirençten daha büyük bir direnç bulmanız lazım. Eğer en büyük dirençten daha küçük bir direnç buluyorsanız bilin ki bir yerde matematik hatası yapıyorsunuz. Burada devreden seri bağlantıda dirençler içinden geçen akım aynıdır. Yani R1'den R2, R3 neyse aynı akım geçer ama her birinin üzerinde kendi direnç yerine göre bir gerilim düşme oluşur. R toplam R1 artı R2 artı R3 ne kadar direnç varsa. Burada R1 ve R2-3 iki seri direncim topluyoruz. R toplam artık tek direnç, toplam direnç diyebilirim. Başka direnç hesabı yapmayacağım. R1 artı R2-3 dirençleri 6 artı 4 eşittir 10, 10. Artık eşdeğer direnç olarak indirgediğimiz direnç olarak 10 ohm yazabilirim. Şimdi direnci biliyorum, gerilim biliyorum. Ne yapabilirim? Akımı bulabilirim. Akımı neyle bulacağım? Ohm kanunu. Ohm kanunu tekrar hatırlayalım. Ohm kanunu akım, gerilim ve direnç arasındaki matematiksel bir bağıntıydı. Devremde gerilimim var, devreden geçen bir akımım ve direncim var. Bu devrede, eğer bir devrede gerilim ve direnç biliniyorsa, akımı veren formül I eşittir U bölü R. Eğer bir devrede gerilim ve akım biliniyorsa, direnci veren formül R eşittir U bölü I. Bir devrede akım ve direnç biliniyorsa gerilim veren formül U eşittir I çarpı R şeklinde hesaplanabilir. Burada üçgeni hatırlarsanız daire olarak da gösteren var. Bir tarafı kapadığınızda, bulmak istediğinizi kapadığınızda açıkta kalanların altlı üstü yani bölüm ya da yan yana çarpım durumunda olması size bir fikir verebilir. Hatırlamanızı kolaylaştırabilir. Burada gerilimin, U'nun gerilim olduğunu, biriminin volt olduğunu, I'nın akım olduğunu, biriminin amper olduğunu, R'nin direnç olduğunu ve biriminin ohm olduğunu tekrar size ne yapıyorum? Hatırlatıyorum. Artık devrede ne var? Bir adet 10 ohmluk direncim var. Eşdeğer direncim, indirgenmiş direncim ve 20 voltluk kaynağım var. I eşittir U bölü R, 20 bölü 10'dan 2 amper devre akımını ne yapabilirim? Bulabilirim. Devre akımım dediğim şey kaynaktan çıkan ve kaynağa gelen akımdır devre akımı. Kaynaktan çıktıktan sonra devre üzerinde bu bölünebilir. Ama sonuç itibariyle kaynaktan 2 amper çıkacak ve kaynağa tekrar 2 amper olarak ne yapacaktır? Dönecektir. Şimdi bu akım aynı zamanda, devre akımı aynı zamanda benim R1 direncimin içerisinden geçiyor mu? Evet geçiyor. Ve R1 direncimin üzerinde bir U1 gerilimi düşürüyor mu? Evet, U1 gerilimini de düşürüyor. Akım belliyse 2 amper, direnç belli ise 6 ohm, 6 çarpı 2 çarpı 6 eşittir 12 volt benim U1 gerilimim. Şimdi devam edelim. Benim kaynağım 20 volt ve bu 20 voltun 12 voltu R1 direncinin üzerinde düşüyorsa geri kalan gerilimse AB noktalar arasında yani şu paralel kolda düşecektir. 20'den 12'yi çıkartacak olursanız şuradaki gerilimi yani A ve B noktalar arasındaki gerilimi siz 8 volt olarak bulursunuz. Devremde dirençlerin üzerinde düşen gerilimlerin toplamı kaynak gerilimini vermek zorunda. Burada 12 volt düşüyor. Bura paralel olduğu için ortak tek bir gerilimden bahsediyoruz. O da 8 volt. 12, 8, 20 voltu ne yaptı? Bana tekrar verdi. Burada bu dirençte 8 voltluk bir gerilim. Bu dirençte 8 voltluk gerilim düşüyor. Akım neydi? Gerilim bölü dirençti. 8 volt düşüyor. Direnç değerleri 8 ohm. 8 bölü 8 1 amper. Eşdeğer devre olduğu için 8 volt bölü 8 11 amper bulunur. Yani benim kaynağımdan 2 amper çıkıyor. R1'in içerisinden geçtikten sonra bu 2 amper A noktasında iki kola ayrılıyor. 1 amper yukarıdan 1 amper aşağıdan geçtikten sonra B noktasında birleşiyor. Yine 2 amper olarak kaynağıma ne yapıyor? Geri dönüyor. Arkadaşlar elektrik, otomasyon ve piyasa konularında hazırlamış olduğum ders notlarını kumanda.org sitesinde bulabilirsiniz. Yine bu konularda çekmiş olduğum videoları yine bu YouTube kanalımda bulabilirsiniz ya da kumanda.org'dan da ulaşabilirsiniz. Umarım meslek lisesindeki öğrencilerim için açıklayıcı bir çözüm olmuştur. Teşekkürler.